kızım için de yapmak istiyorum çünkü babasını çok seviyor. Görmemiş, çok görmedi ama hani evin içinde de hep baba baba diyor. Benim babama baba demiyor. Mesela hani hepimiz babama baba diyoruz ama o demiyor. Dede diyor. Babasının kim olduğunu biliyor çünkü. Evet. Babasının ayrı büyümesini istiyorsun. Ayrı büyümesini istemiyorum. Hani kızlar derler ya, kızlar babalarını seviyor. Gerçekten öyle, hani çok görmemiş ama yine de onu seviyor. Aferin, sen de onunla ilgili olumsuz konuşmamışsın ama. Aferin sana. Çünkü sevdiğin için hep güzel şeyler mi anlattın ona, kızına? Evet. Karnımdayken bile doğruyu anlatıyordum ona. Ne diyordun karnındayken bile? Hani şöyle yap, böyle yap. O zaman bile anlatıyordum ona. Babası hakkında mı konuşuyordun? Her şey hakkında, babası hakkında da. Gerçekten de öyle oldu. Bir şans daha vermeyi hak etmiyor mu? Çocuğunuz ben var ya. Ben defalarca şans verdim kendisine. Ama bu kez bak, biz şahit olduk birçok şeye. Sadece siz değil ki. Biz çok geniş bir aileyiz. Yani bizim bütün ailemiz kendisine şahit oldu. Ama milyonların önünde bu sözleri söylemek çok kolay bir şey değildir ya. Onca kişinin içinde ayağıma kapılması da hani yani bir kadın yapabileceği şeyler değil ama ben Zahide'nin defalarca seni seviyorum demesi, defalarca ayaklarıma kapanması. Şimdi defalarca... izleyiciler, herkes sosyal medyaya da çok yorumda bulunuyormuşsunuz. Buraya da çok yoğun telefon geliyormuş. Ne diyorlar? Zahide'ye bir şans daha versin Mehmet. Ya ben kapımı değil kapattıktan sonra... Değil mi? Buradakiler de öyle. Buradaki misafirlerimiz de öyle. Ay, ne diyeceğini bekliyorlar buradaki izi. Nasıl? Söz versin Zahide, bazı sözler versin diyorlar. İkna etsin Mehmet'i diyorlar. Hadi biz de. Ya vallahi sevgili izleyiciler, bunlar yani bazen soruyorsunuz da her an gerçek mi diye. Yemin ederim gerçek. Vallahi gerçek. Hadi bir daha. Ben Antep'e onunla giderken mutlu olmak için gittim. Gerçekten babamın programa çıkacağını da bilmiyordum. Yani senin yanına geliyorum, mutlu niye olmak için geliyorum. Niye programın başında barışmak istediğini söylemedin? Niye birbirimizi bu kadar kötülemeye izin verdin o zaman? Niye? Ben herkesten sakladığım bu şeyleri niye milyonlara duyurdum? Ama sen dedin ki o zaman, bak hatırlatırım. Mehmet, sen dedin ki yayına bağlanır bağlanmaz telefona. O benim yanımda değildi. Kendisi benim yanıma geldi. Evet, haklısınız. Direkt saldırdın ama. Ya çünkü... Direkt saldırdın. Kendisine o kadar iyilik yaptığıma rağmen burada bana bunları söylemeleri Hayır, gerçekten bak, çok zoruma. Senin hakkında olumsuz hiçbir şey söylemedi. İlk ben öyle hatırlamıyorum. İlk geldiği andan itibaren babası bir sürü şey söyledi. Ama Zahide senin hakkında olumsuz şey söylemedi. Sen ne zaman onun hakkında bir sürü şey arka arkaya söylemeye başlayınca o da seninle ilgili söylemeye başladı. Ama ilk o kendisi canlıya bağlandı. İlk kendisi benim aklımda bir şeyler söylemeye başladı. Aa. Ben bir karşıya geçeyim o zaman. Konuş bakalım onunla. Yanında ya. Bence o senden ayrılmaz. Sen onu göndersen bile gelir yanına senin artık. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Çünkü güzel... defalarca aynısını yaptı. Çocuğunuz var. Bir şans daha verip resmi nikah kıyayım. Hayır. Çocuk değil. Sen de bak, çocuğumuz var. Ben çocuğumuz için defalarca kendisine şans verdim. Ama her defasında aynı hataları tekrar yaptı. Ben korkuyorum. Gerçekten aynı şeyleri tekrar yaşamaktan korkuyorum. Zahide 4-5 aydır yanımda değil. Ben 4-5 aydır zor yanına toplandım. Yanına geldiğinde neden bunları söylemedin? Bak...
Kaç gündür aynı şeyleri söylüyorsun bana? Söylüyorum çünkü sen bana sözler verdin. Ben sana söz vermedim Zahide. Bak Zahide de gururlu bir kız. Sen bazı sözler vermesen o yanına gelmez. Çok netsin yani. Öyle değil. Onu ben annesinden babasından daha çok tanıyorum. Annesinden babadan tanıyamazsın Mehmet. Yok yok öyle. Çok iddialı laflar söylüyorsun. Ya, şu an bunu hissediyorum. Hani ben bunu söylediğim için, bu ekranda bunu söylediğim için herkes bana kızacak. Hayır kızmazsın. Yani senin... Ama gerçekten bunu sen... benim için zordu. Zahide ben de yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü herkes diyecek acaba Zahide'ye bu sözleri Didem mi söyletti? Hayır. Sen ben söylemek istedim. Evet. Neden söylemek istedin? Kimse sana kızmadı. Duygularımı ifade etmek istedim. Yani aradığını biliyordum ama ne söyleyeceğini ben sadece işte barışalım falan böyle bir şey bekliyordum. Direkt yani seni seviyorum ilan aşkı beklemiyordum yani. Milyonlar sana kızmaz merak etme niye kızsın? Kızıyor musun sevgili izleyiciler siz Zahide'ye? Hayır ya. Aksine sana helal olsun yani. Vallahi bence helal olsun. Sana helal olsun Zahide. Zor bir şey bak Mehmet. Bir genç kız için milyonların önünde. Benim için de zor. Senin şu an ne zor? Aynı şeyleri tekrar yaşamak. Nereden biliyorsun? Ya bak daha biliyorum. 17 yaşında gerçekten evlenmiş. Ailesine bir sürü sen de dedin ya bazen bazı ailelerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Sıkıntılar yaşanmış. Sonra sen onu Adana'da bırakmışsın. Antep'e gitmişsin, ev tutmuşsun. Hangi nedenden dolayı bilmiyorum. Gaziantep'e gitmişsin. Çalışmak için vesaire. O senin ailenle yaşamış. Sonra zaten hamile kalmış. Sonra çocuk olmuş. Sonuçta bu kız seninle evlenmiş. Tamam bizde de gelenekler, görenekler vardır da. Ben kötü bir insan olsaydım zaten Zahide şu an bunu yapmazdım. Ben günlerdir bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya ben senin yumuşayacağına inanıyorum ya. Yok gerçekten de hani ben burada kendimi şey yapmak da istemiyorum hani bakın böyle yapıyor falan gibisine. Hı. Kendimi yüceltmek istemiyorum ama kendisine de üzülüyorum. Gel bana sarıl. Merak etme, yalnız değilsin. Ay bebeğim benim ya. Siz yarına kadar bir düşünün. Olur mu? O kadar mı seviyorsun? Bence sadece çocuk yüzünden mi sen Mehmet'i seviyorsun? Çünkü ona kıyamadığımı biliyordum. Çünkü onu çok sevdiğimi biliyordum. Hala seviyorsun. Ne inatçı adamsın ya. Ya inatçı değilim. Gerçekten ben yaşadıklarımdan korkuyorum ya, sadece. Ben, belki ama her gün 17-18... Ben zor toparlandım. Gerçekten ben çok zor toparlandım. Yaşadığım şeyler normal değildi benim. Gerçekten normal değildi. Ya anlıyorum. O da kabul ediyor hatalarını. Çünkü her defasında Zahide ağladı. Yapmayacağım dedi. Seni çok seviyorum dedi. Geldi tekrar yaptı. Ve her gittiğinde gidip geldiğinde daha kötü şeyler yapmaya başladı. Beni affettin ama diyor en son. Şimdi niye affetmiyorsun diyor. Hayır ben o zaman da affetmedim. Şöyle yapalım Zahide. Seni bir Gökhanlara emanet edeyim. Mümbeciğim sen de dışarı git bir düşün. Tamam mı? Başka bir İlhan'ı burada misafir edeceğim. Bu kadar da inatçı olma ya. İnatçı değilim gerçekten. Ya sen iki saattir elini ovuşturuyorsun. İki saattir elini ovuşturuyor böyle. Kendisine. Nerede kamera? Şöyle. Gerçekten üzülüyorum. Ya ben üzülmek değil ya. Sen bal gibi seviyorsun yani. Vallahi deliler gibi de sevdiğini düşünüyorum. Hadi bakalım yarına kadar düşün. Aa yok böyle. Zahide'ye bir moral alkışı rica ediyorum. Bir kız için kolay değil ya. Allah'ım ya Rabbim. O da ne inatçıymış. Ama Zahide de bir hatalar yapmış. Beni affet demiş yani de tekrar aynı hataları yapar mı diye korkuyorum.